1-2 round. Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'ndan selamlar sevgiler. Naci Öral Genç Erkekler Türkiye Feldibol Şampiyonası'nda artı 92 kilonun ikinci finalistini belirleyecek maç az önce başladı. Kırmızı köşede Tarık Güventürk, Kırıkkale midir hocamız? Kırıkkale. Mavi köşede evet. İsmail Yaşar Iğdır. Evet. Türkiye Boksörler Danışma Derneği medya ekibi olarak fotoğraf direktörü Veda Sizgen, kamera versiyonunda ben Nazmi Menteş, teknik analizde Zeki Karalı. Bu yayını sizlere ulaştırabilmenin gayreti içerisinde olacağız. Evet hocam. Evet. Tekrar bir ikinci bir finalisti belirleyecek maç. Artı 92 kiloda. Tamam. Evet gayet ne diyeyim, her iki sporcu da istekli görünüyor finale çıkmak için. İşte boksun şeyi bu. Diğer iki boksör final oynasa olurdu ama boks işte kura öyle denk gelmiş. Genç oldukları için seri başı yapılmadı. Ha burada seri başı yok diyorsun. Seri başı, kura ne? Seri başı olmayınca o zaman hocam yani bazı o zaman daha önceki maçlarda erken finallerde olmuş olabilir mi hocam? O ciddi problem yani bu İyi seri başlar. İyi adamlar elenmiş olabilir. Yani işte bak o şeyi bu yani. O ciddi problemi oluşturuyor. Eğer seri başı yapılmıyorsa onlar ciddi problem teşkil ediyor. Neden? İşte yani finalde oynaması gereken kişi erken final kafa kafaya düşüyorlar ve birbirleri yeniyorlar. Evet. O ciddi problem oluyor hocam. Şimdi işte bunu zaman zaman tartışıyoruz. Boksun kalitesi için seri başı yapılmalı diyoruz. Kabul görmüyor. Yok. Kurra'da ne çıkarsa oynasın. Hocam olmaz. Oynasın. Öyle bir şey olmaz hocam. Olmuyor bunu yani. Yani şimdi sen iyi iki tane sporcu daha evet. Ne diyeyim maçlar başlarken kafa kafaya verirsen ne olur? O ikisinden birisi mutlaka eğlenecek. Bir kişi eksilir. Yani final oynayacak adam aslında orada finali oynayamayacak. Evet. Nedir bunları şeylere ayırırsın. Seri başlarını ayırırsın. O seri başları aynen i̇şte, eriyerek eriyerek oraya kadar gelir hocam. İşte tamam tersini savunanlar da var. O zaman bizim sporcumuzun önü kesilmiş oluyor diye diyenler var. Olur mu canım öyle bir şey ya? Burada, ya mantık var hocam. Burada bir mantık yürütmek gerekiyor. Tamam, her şeyden önce. Yani çapla, sapla, samanı burada karıştırmamak gerekiyor. Şimdi ilginç tarafı şu. İki tane şirketinin en iyi adamı kafadan birbirine düşüp biri eleniyor. Kafadan evet. Eleniyor. Öbür taraftan hiç alakası olmayan tesadüfler sonucu gelip final oynuyor. Evet. Milli takım kadrosuna adam alınacak. Benim adamım ikinci oldu ya benim adamı almak zorundasın diyor milli takıma. İyi yani, adamın o kapasite de değil ki. O kapasitesi yeterli değil. İşte, ama işte bunu işte neyse yani o bizim şimdi şu andaki konumuz değil ama elbette ki bunlar da bizim baş ağrılarımız, yanlışlarımız. Hocam bunun düzeltilebilmesi için mutlaka ne diyeyim bu seri başların belirtilmesi lazım. Yani seri başını belirleyeceksin öyle çıkacaksın. Yani bu erken finallerin önüne geçebilmek için mutlaka seri başların belirli olacak. Ona göre sıralama yapacaksın. Ona göre elemeler yapılacak. İşte. Ona göre maçlar sonuca gidilecek. Ve o zaman gerçekten final gibi finalleri sona doğru izleriz değil mi hocam? Şimdi bak işte en canlı örneğe mesela. Evet kesinlikle ben bu sporcuları küçümsemiyorum. Kesinlikle herhangi bir art düşüncem yok. Fakat şimdi demin ki iki tane iyi adam birbirini eledi. Biri finale çıktı, biri elendi. Evet hocam. Yani elenmedi de üçüncü oldu en azından. Yarı final oynadı, oraya kadar geldi. 4-1 hocam mavi aldı bu arada. Şimdi... Evet hocam ben sizi yani dinliyorum. Burada kimsenin gururuyla, onuruyla oynamak istemem ama boksun gerçekleri var. Yani boksu biraz da boksa gönül vermiş olanların akıllı fikrinle hareket etmek lazım diye düşünüyorum yani. Umarım hocam bir dahaki maçlarda belki bunu söylediklerimizi yani dikkate alırlar. Sanmıyorum. Yıllardır söylüyoruz. Kendimiz söylüyoruz. Ama olması lazım hocam. Olması yani lazım. Yok.
Seri başı, boşu boşuna seri başı olmamıştır. Yılların emeği vardır, seri başı olmuş. Adam belli zaten. O adamı sen kalkıp da yani o her iki tane çok üst düzey sporcu bir araya getirirsen daha finaller başlamadan, daha elemelerde birbirlerini elerler, ileriki turlarda kimle oynayacak kardeşim? Kimi izleyeceğiz biz? Evet. Ya Nazmi Hocam, ondan vazgeçtik. Yabancıları getirip Türkiye Şampiyonası'nda oynatıyorlar. Kendi sporcumuzun önünü kesiyoruz. Milli takıma koyacaksın, koyamıyorsun. Niye? Karşına İBA'nın kuralları çıkıyor. Peki niye oynattın kardeşim Türkiye Şampiyonası'nda? İmza topladık. 73 tane imza topladım ben. Federasyona verdik. Bu yabancılar bizde oynamasın kardeşim. Eğer bizi uluslararası şampiyonalarda, turnuvalarda Türkiye milli takımında görev alamayacaklarsa, ki bu İBA kuralıdır, en az 2 sene bu ülkede yaşamış olması ve tercih vermesi lazım. Oynatıyorlar. Oynatıyorlar. Bizim yetişecek çocuklarımızın önünü kesiyorlar. Sonra da onu götürüp uluslararası maçta da oynatamıyorlar. İki türlü zararımız oluyor. Hem sporcumuz önüne önemli. Geçemedik. Yani onun bile önüne geçemedik. Verdiğim dilekçe 2022'den beri duruyor federasyonda. 73 tane imza var. Biz yabancıları Türkiye Şampiyonası'nda istemiyoruz diye. Türkiye genelindeki antrenörler. Yapıldı mı bir şey? Hayır, hiçbir şey yapılmadı. Evet, her iki pozisyon sporcular şimdi şu anda canla başla hocam. Yani, çalışıyorlar. Bazı şeyler temenniden öteye bir şey ifade etmiyor. Evet, evet. Hocam ne diyelim, inşallah ileride düzelir. Evet, bu arada sert bir darbe aldı mavi köşeden. Aferin. Yani çocuklar yüreklerini ortaya koydular, oynuyorlar. Evet, evet. Tamam, tecrübeli boksör değil. Bitti maç. Evet. RSC ile kırmızı köşe ikinci round. Evet, ikinci roundda RSC ile bu maç sona erdi. Beringi'ni takip edemedik. Beringi akşam seansına geçti herhalde. Şimdi bakacağız hocam. İlk önce şu bir son diyelim. Bu arada bizim Vedat Sizgen hocam, bak, foto muhabirimiz. Vedat Sizgen'i orada köşede görüyoruz. Sağ olsun, o da bizim fotoğraf direktörümüz. Evet. Kırmızı köşeden Tarık Güventürk ikinci bir finalist oluyor. Artı 92'de kardeşimizi tebrik ediyoruz. Gerçi her iki sporcuyu da tebrik ediyoruz. Finallere gelmişler buraya kadar. Çünkü kaç kişi elediler, öyle geldiler değil mi hocam finallere gelirken? Evet. Bu arada Ağrı'nın de gündüz seansı bitti.